son dönemin en çok dikkat çeken partilerinden birisi de Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi üye sayısını en fazla artıran partilerden birisi. Şimdiye kadar üye sayısı 300 bine dayanmış durumda. Yargıtay kayıtları açıklandığında belki de 300 bini geçtiğini göreceğiz. Yeniden Refah Partisi'nin bu başarısının arkasında kuşkusuz ne Cumhur İttifakı ne de Millet İttifakı'na yakın olmaması var. Şimdiye dek milli görüş tabanı Saadet Partisi ve AKP'de toplanıyordu. Erbakan'ın parti kurmasıyla taban artık yeniden refahta toplanmaya başladı. Seçimlerde kuşkusuz yeniden Refah Partisi'nin büyük bir sürpriz yapması bekleniyor her ne kadar medya göstermese de. Saadet Partisi parlatılmaya çalışılıyor. Oysa baktığınız zaman yeniden Refah'ın kurulmasıyla artık Saadet Partisi işlevini kaybetmiş bir parti. Daralıp gücenmesin Temel Karamallıoğlu ve beraberindeki kişiler. Sadece Saadet Partisi değil, AKP'nin de artık yerini almaya başlamış durumda yeniden Refah Partisi diyorum ya. AKP'ye küsenler, AKP'ye darılanlar ilk adres olarak yeniden Refah Partisine gidiyorlar. Bunlar üye düzeyinde, seçmen düzeyinde. Ha aday olmak isteyenler derseniz bunu daha önce de açıklamıştım. İyi Parti'ye gidiyorlar. Onlar koltuk meraklısı olan kişiler. Mevki makam meraklısı olan kişiler. Bunlar tekrar İyi Parti saflarından meclise girmeyi planlayan kişiler. Yeniden Refah Partisine gelenlerin ise böyle siyasi rant amacı yok. Adamlar davasına küsmüş, AKP'den ümidini kaybetmiş, milli görüşçü olarak Necmettin Erbakan'ın oğlunun yanında etrafında toplanmak istiyorlar. Bu medya bu gerçeği göstermiyor ne yazık ki. Haber Türkiye konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da ittifak kararlarını açıkladı ve şunları söyledi. Biz asıl ittifakı milletimizle yapacağız. Seçimlere tek başımıza gireceğiz. Cumhurbaşkanı adayını da kendimiz çıkaracağız. Aslında bu kararla Fatih Erbakan doğru olanı yaptı. Neden derseniz AKP'den kopanların ve küsenlerin gittiği bir parti olan yeniden Refah'ın ittifak yapması faydadan çok zarar verebilirdi. Bu seçimde olmasa bile bir sonraki seçimde AKP tabanından çok daha büyük bir kitlenin yeniden Refah Partisi'ni tercih etmesi yüksek ihtimal. Dip dalgası geliyor ancak medya bu gerçeği göstermiyor. Çünkü dedim ya iki ittifakı da eleştiriyorlar. İki ittifakında yanlışlarını söylüyorlar. iki ittifak kadar hareket etmeyeceğini belirtiyorlar. İşte bu yüzden de medya göstermiyor. Ama baktığımız zaman AKP'nin birçok kalesinde oy deposu olan yerlerde vatandaşlara sorduğunuz zaman AKP sonrasında hangi partiye oy vermek istersiniz? Erdoğan emekli olacak olsa siyaseti bıraksa hangi partiye oy verirseniz diye sorsanız hiç kimse Ahmet Davutoğlu veya Ali Babacan demiyor. Meral Akşener demiyor. Söyledikleri tek bir şey var ya. Yeniden Refah Partisi ve Fatih Yer